edebiyattan birazcık başlayalım. Şimdi edebiyat hani binlerce yılın tarihi olan çok köklü bir şey, sanat. Hani hiçbirimiz edebiyatın bizi beslemediğini iddia edemeyiz herhalde, değil mi? Ben zannetmiyorum ya edebiyatın hani ya beni edebiyat beslememiştir diyen birisinin, hatta büyük bir sinema yönetmeninin de dahil edebiyat beni hiçbir şekilde beslememiştir diyeceğini zannetmiyorum. Edebiyatın hepimizi beslediği yerler var. Severiz de. Ayrı bir mesele ama bazı şeyleri yerli yerine koymak anlamında edebiyat meselesini konuşmak lazım. Şimdi özellikle sinema meselesinden bahsederken sinemanın ana akımı ve hani sinema eleştirisinin de ana akımı edebiyatla ilişkilendirme eğilimindedir daima. Yani edebiyatın bir nevi işte görüntüye yansımış bir formu gibi. Yani benim ona çok ciddi itirazlarım var. Edebiyatla sinemanın neredeyse arada aşılmaz uçurumları olan iki ayrı dil olduğunu düşünüyorum. Sinemanın dilini tırnak içerisinde söylüyorum tabii. Sonra açmaya çalışacağım birazcık. Ama hani o aradaki uçurumlar meselesi çok önemli bir şey. O yüzden de edebiyat uyarlamaları dediğimiz şeyin imkanını tam bu noktadan konuşmak lazım. Yani edebiyatın dilinin sinemaya nasıl yansıdığını ya da nasıl yansıyamadığını anlamak edebiyat uyarlamalarının büyük oranda neden başarısız olduğunu anlamanın da yolu aslında. Hakikaten büyük oranda edebiyat uyarlamaları başarısız. Başarılı olan uyarlamaların da belki birkaç örneğini göstereceğim burada. Başarılı olan uyarlamaların da uyarladıkları metinle kurdukları başka bir tür ilişki var. O ilişki meselesine gireceğiz birazcık ama öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Edebiyatın dilinin ya da dil aslında dille alakalı dilin bir sanatı olan edebiyatın neliğinin meselesine girelim birazcık. Yani edebiyat tam olarak ne yapar? Mesela özellikle bu 20. yüzyılın başlarındaki bu ne diyeyim ona biçimci edebiyat eleştirmenleri edebiyatın diliyle alakalı şöyle tabirler kullanırlar. Hani günlük dilin çarpıtılmış bir versiyonudur edebiyat derler. Günlük dilin çarpıtılmış bir versiyonudur. Şimdi o çarpıtma meselesi birazcık şeye tefsire muhtaç diyelim. Yani hakikaten öyle bir şey var mı yoksa tam tersi bir şey mi vardı acaba? O ilk haftada bahsettiğimiz o insanoğlunun dünyaya düşüşü aslında bir nevi, çünkü metafor üzerine yazanlar çizenlerin bir kısmı da mesela şöyle derler, yani dilin bizatihi kendisi metaforiktir derler. Dilin bizatihi kendisi metaforiktir derler. Şimdi onların şeyine baktığınızda o zaman hani dilin zaten doğal olarak ürettiği şey edebiyat oluyor. Şimdi iki ayrı tez belki de bu. Hani ama o tezleri ayrı ayrı konuşmaktansa edebiyatın tam olarak ne yaptığı meselesine birazcık detaylandırmaya dilimiz döndüğünce çalışalım. Mesela dolayımlılık meselesi. Edebiyatın dilinin dolayımlı olması meselesi üzerine birazcık konuşalım isterim. Yani hani buna itirazı olan var mı edebiyatın dilinin dolayımlı olduğu meselesine? Yani dolayımlı derken... Ya şöyle, nesnesiyle kurduğu ilişki birebir bir ilişki değil. Nesnesini dolaylayan bir ilişki. Yani şöyle mesela basit bir örnek vereyim. Şimdi diyelim ki masa, içinde masa kelimesinin geçtiği bir cümle kullandığımı farz edelim. Tamam mı? Şimdi masa kelimesi bizatihi masaya verdiğim Türkçedeki o masa kelimesinin karşılığı itibariyle zaten öyle ya da böyle keyfidir. Elbette hani keyfi olanlar var, olmayanlar var. Bazı dillerde nesneyle dilin arasında da bir şey ilişki vardır bazı dillerde ama genel anlamda keyfi bir ilişki vardır diyelim. Şerh olarak söylüyorum onu. Üzerine konuşulabilir bir şey bu. Çünkü hani öyle olmadığını da büyük oranda iddia edenler vardır ama en azından hani Türkçe'de masa kelimesine masa değişimiz büyük oranda keyfi bir şeydir herhalde. En azından nesnenin bizatihi kendisini bize anlatmaz o. Mesela Çin dilleri ya da Japon dilleri gibi hani simgelenen şeyle simgelediğiniz şey arasında bir ilişkiyi de kurmaya çalışmaz. O yüzden keyfidir diyorum. Şimdi birinci dolaylama o.
Hani kelime olarak zaten hani nesneyle kurduğunuz ilişki kelime olarak sizi dolaylıyor. İkinci dolaylamada hani edebiyatın kurduğu o yapı, o cümleler özellikle hani bir yerden sonra işte simgesele, metaforik olana, mecazi olana geçtiği zaman ikinci defa da olaylamış oluyorsunuz nesnenizle ya da olayla kurduğunuz ilişkiyi. En azından şöyle diyeyim, edebiyatın nesneyle kurduğu ilişki minimum iki defa dolaylıdır. Dolayısıyla edebiyat ürün anlamında sizin ne diyelim, hani yanlış bir şey söylemeyeyim de, hani yanlış bir şey derken elbette hani burada yanlış doğru meselesi değil de, çıkan ürün anlamında sizin kendi dünyanızı kurmanız anlamında sizin muhayyilenize ihtiyaç duyar edebiyat. Siz üretir. Mesela şöyle bir cümle kullandığımı farz edin. Masanın etrafında 4 tane adam konuşuyordu. İşte sonra adamların birisi ötekine yumruk attı falan. Atıyorum böyle Kurtlar Vadisi gibi bir şey. Böyle bir cümle kullandığımı farz edelim. Şimdi o cümle edebiyatta sizin sizdeki karşılığında önce şöyle bir soru sordurur. Masalar nasıl masa acaba? Küçük masa mı, büyük masa mı? İşte ne bileyim hani 4 ayağı mı var, 3 ayağı mı var, 2 ayağı mı var, yüksek mi, alçak mı? Hani detayını da verebilirsiniz aslında. Hani mesela Tolstoy gibi birisiyseniz acayip bir şekilde hani görsel detay da verirsiniz şeylerinize. Ama o görsel detay bile sizi gördüğünüz şeyle hani birebir karşılaştırmaz. Edebiyat da öyle. Yani o mecburen bir şey. Karşılaştırmaz. Çünkü dille alakalı bir şey. Birebir karşılaştırmaz. Oradaki edebiyatın dilinin kurduğu ilişki sizin muhayyilenizde bir mekana, bir zamana karşılık gelir ama o mekanla zaman herkesin muhayyilesinde farklı bir şeye denk gelir. Edebiyatın hem avantajıdır o, hem de dezavantajıdır. Neden dezavantajı olduğu meselesine birazcık gireceğim. Avantajıdır. Gerçekten de insanın kendi muhayyilesine bayağı ciddi alan açar. Dinamikleştiriyor yani. Nasıl? Dinamikleştiriyor. Eyvallah. Yani o açtığı alan edebiyatın avantajları. Ama bir de dezavantajı var edebiyatın. Edebiyatın mekanla ve zamanla kurduğu ilişki her halükarda, bunu iddia olarak değil ama böyle hani şu ana kadar geldiğim yerde bulunduğum bir konum olarak söyleyeyim. Mekanla ve zamanla kurduğu ilişki edebiyatın ister istemez sizin göreceli bir bakışınıza muhtaç oluyor. Hani dolaylama birazcık da öyle bir şey. Yani tam karşılığı sizdeki tam karşılığı dediğim gibi hani muayileyle ve mekan ve zaman sinemada bir avantaj olacak olan şimdiyle hiçbir şekilde bitişemiyor. Ya şöyle, şimdi 20. yüzyıl romanlarının hani Prost'ta mesela çok vardır o. 20. yüzyıl özellikle modernist romanının içerisinde de o şey vardır. Hani dediniz ya bir koku. Mesela hangi romanındaydı unuttum Prost'un o. İzinde de hani hangisindeydi? 7 cilt ya. Hangisindeydi unuttum onu. Bir yerde mesela bir ses duyar. Swan'dı galiba. Bir yerde bir ses duyar. O duyduğu ses onu geçmişine bir yerlere götürür ve Prost yaklaşık 30-40 sayfa boyunca o geçmişte gittiği yeri anlatır. Aslında geçen süre, reel olarak geçen süre 3-5 dakika bile değildir. Şimdi o, hatta hani bilinç akışı diye bir şey vardır 20. yüzyıl romanının şeyinde hani bütün şeylerde. O yüzden hani o şiire dair roman içerisinde de en azından belirli romanlar da var o. Ama doğru hani şiire ait bir şeydir o. Deyip tekrar. Yani birebir o tecrübe şeye gidiyor mu acaba, yani sinemanın yaptığı gibi bir şey yapıyor mu? Ya sinema meselesine girelim ama ya benim edebiyatın o avantaj ve dezavantaj dediği yeri hani beraberce anlayalım istiyorum özellikle hani ve sizden de katkılarla anlayalım. Şimdi edebiyatın o dolaylaması mecburen sizin edebiyatın zamanı ve mekanıyla kurduğu ilişkinizi
göreceli hale getiriyor. Şimdi göreceli hale getirmek derken şunu kastediyorum. Edebiyat eseri şu anda şimdi de yaşayan bir şey olmaktan çok sizin o kelimelerle kurduğunuz şeyin bir mantık zincirinde, iki o mantık zincirinin de ürettiği muayilede karşılığıyla alakalı bir şey. O yüzden mekan, edebiyatın mekanı asla sizde gerçek, o gerçeği tırnakla söyleyeyim, gerçek bir karşılığı olan bir mekana dönüşmüyor. Dedim ki o aynı zamanda bir avantaj aslında, edebiyatın avantajı ama dezavantajı da bir taraftan. Hani sinemayla arada ayrıldıkları yerler de o. Zaman meselesi ise edebiyatın belki de hem avantajıyla hem dezavantajıyla sinemadan en ayrıldığı yer. Çünkü edebiyatın zamanı soyut bir zaman. Yani soyut bir zaman derken şunu kastediyorum. Az önce o Proust'un romanında örneğini verdiğim. 100 sayfa yazabilirsiniz. Arada aslında 1 dakika geçmiş olabilir. O 100 sayfayı okurken sizin geçen zamanınızla, sizin tecrübi zamanınızla roman içerisinde geçen zaman birbirlerine denk gelmez. Ayrıdır. Hani o zamanın soyutluğu, edebiyatın zamanın soyutluğuyla sizin şu anda yaşanan zamanın somutluğu arasında her zaman bir ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın her zaman bir uzaklık vardır edebiyatta. Edebiyatın zamanında. Şimdi sinemanın avantajı da tam oralarda bir yerden. Hani sinemaya gelirsek söyleyeceğim onları. Sinemanın avantajı da sinemanın zamanının dolaylamaktan çok, elbette hani sinemanın içerisindeki kair ekseriyet sinema zamanı denen şeyi çok önemseyen bir şey değil. Daha çok edebiyatın zamanıyla ilişkili onlar. Ama sinemanın imkan olarak zamandan bahsediyorum. Sinemanın imkan olarak zamanı ise soyuttan çok somut bir zamanla alakalı. Atıyorum mesela kamera başla dediniz, başladı. Angelopoulos'un sahnesindeki gibi göstereyim, üzerine konuşalım. Edebiyat derken aslında roman ve hikayeden bahsediyorum. Tiyatrodan da bahsediyorum aslında ama tiyatroyu ayrıca konuşacağız ama romanla hikayeden bahsediyorum daha çok. Yani mesela şiir ayrıca yani şiiri zaten ben hani şiiri edebiyatın içerisindeki bir form olarak görmediğim için hani edebiyatın şiiri de şiirin alt formlarından birisidir benim nazarımda. Onu ayrı tutuyorum. Yani daha çok hani roman, hani bugünün anlatıları aslında, hani 20. yüzyılın anlatılarını da buna dahil edebiliriz. Hani postmodern anlatıları da dahil edebiliriz. O manada yani daha çok dille alakalı olan, yani bildiğimiz anlamdaki dille alakalı olan bir şey. Şimdi size bir sahne göstereyim. Hani çoğunuz izlemiş olabilirsiniz bu sahneyi ama enteresan bir sahnedir. Bunu izlettim ben size, önce onu sorayım. Kaç kişi izledi bu filmi? İzleyenler var bayağı. Bu sahne benim çok sevdiğim bir sahnedir. Hani bir 5-6 dakika izleteceğim size. Hani edebiyat ve sinema arasındaki çok temel ilişkilerden, ilişkisizliklerden birisini de gösteren bir sahne aslında. Theo Angelopoulos'un Ulysses'in Bakışı filmi, hani hazır filmi açmışken de film hakkında küçük bir şey vereyim. Neredeyse küçük bir Balkan tarihidir ve Bosna Savaşı'nın hemen bitişindeki Bosna'da biter film. Yıkıntılar falan filan da biter. Şahane bir filmdir, öyle söyleyeyim. Mutlaka izleyin isterim. Biraz daha ileri gideyim aslında. Eleni Karandru'yu bilen var mı içinizde? Yani herkes biliyordur muhtemelen. Olmasa zaten bu filmler... Ama etle tırnak gibidir ya. Hani Eleni Karandru'nun aynı müziklerini Theo Angelopoulos söyledikten sonra başka filmlerde gördüm ben. Midem bulandı yani, öyle söyleyeyim. Kiştofsky'nin de öyle bir bestecisi var hocam. Mihalik,
Mihail Ivik şeyin, Belatar'ın filmlerini şeydir. Kiştovski'nin ki şey, piyasaya bir şey. ...2006-2007 yıllarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben o zaman da İstanbul'da çalışıyordum. İstiklal Caddesi'nde bir tane müzik şeyinde aşağı yukarı 2 sene boyunca Ulis'in bakışıyla Angelopoulos'un başka filminin müzikleri çaldı hep. Yani ne zaman geçseniz onlar çalıyordu orada. Öyle bir anım da vardı yani. Neyse izleyin siz, ben kesmeyeyim. Özellikle sonuna gelsin istiyorum ama bu gidişatı da görün istiyorum. Yani sinemanın aslında o tecrübi şeyle ilişkisi nasıl bir şey acaba diye. Yani onu görebileceğiniz en iyi yönetmenlerden biridir Angelopoulos. Sesi de çok çıkmıyor gerçi ama. Şimdi bu sahneyi neden gösterdim meselesine gireyim birazcık. Az önce zaman meselesini konuşuyorduk ya, edebiyatın zamanı ile sinemanın zamanı. Şimdi sinemanın zamanının en önemli güçlerinden birisi, eğer onu hakikatiyle kullanan bir yönetmen varsa ki Angelopoulos onlardan birisidir. Yaşanan şeyi sizin kendi tecrübe zamanınızda denkleştirme kabiliyeti. Şimdi burada tam olarak gördüğümüz şey neydi? Ben size basitçe özetleyeyim. Şimdi bunlar yolculuk yaparken bir tane yaşlı kadın geldi yanlarına. Dedi ki Yunanistan'dan Arnavutluğa geçecek. Yaşlı kadın geldi yanlarına. Dedi ki şeye geçeceğim. Hani benim işte 40 yıldır görmediğim, 40 yıl unuttum işte yıl şeyini. Görmediğim kardeşim şeyde, Korista'da. İşte oraya geçeceğim, beni de götürür müsünüz dedi. Bunlar da tamam dediler, bindirdiler. Götürdüler ve meydana bıraktılar kadını. Şimdi meydana bıraktıktan sonra olan şey, hani hepinizin gözünde, gözünden kaçmamıştır muhtemelen. Olan şey bambaşka bir şey. Edebiyatın çok kolay başarılı olamayacağı bir şey o. Yani ya da herhangi bir yazılı dilin çok kolay başarılı olamayacağı bir şey. O son sahnede işte kamera meydandan yavaş yavaş geriye doğru çekilirken kadının meydanda yapayalnız kalmış olması bir anlamda Balkan tarihinin 20. yüzyılın metaforudur.
O sahne, hani eğer sinemada metafor diye bir şeyden bahsedeceksek, şayet ben çok sevmiyorum sinemada metafor tabirini kullanmayı da, hani ihtiyaç da olduğunu zannetmiyorum ayrı mesele, ama hadi öyle diyelim. Yani Balkan tarihini, Balkanlardaki o işte göçleri, kıyımları, mültecilikleri vesaire vesaire son 100 yıl boyunca birisi anlat dese, ben bu sahneyi gösteririm, yeterlidir. Yani başka hiçbir şeye gerek yoktur. Ve hani böyle bir hali, hani sinemanın kal dili değil hal dili tabirini sırf bunun için kullanırım. Böyle bir hali kolay kolay kelimelere şey yapamazsınız. Yansıtamazsınız. Çünkü kelimeleri yansıttığınız her an sizin o mekan ve o zamanın gerçekliğiyle kurduğunuz ilişki ertelenir. Bir öteye ertelenir. O ertelenmede de elbette bazı güçlü şeyler vardır, öğeler vardır, ama hiçbir şekilde sizi şu anın, şu anda yaşanan bir şeyin mensubu yapmaz. Edebiyatın dezavantajı da o. En azından benim nazarımda o. Edebiyatın mekanla ve zamanla kurduğu ilişkinin dolayımlılığı ve soyutluğu edebiyatın bir anlamda avantajı, bir anlamda avantajı, ama sinemayla karşılaştırıldığı anlamda da dezavantajı. İkincisi, en başta söylediğim şeye geleyim tekrar, edebiyat mecburen o sanatta özellikle hani dört katlı bir yapı kurulabilir. Bir yüzeysel gerçeklik katı diyelim ona, birinci kata. İkinci kata alegorik kat diyelim mesela. Üçüncü kata ben genelde zaman katı diyorum. Başka isimler de verilebilir. Dördüncü katı da berzah katı diyorum. Şimdi bu dört katın dördüncüsüne, dördüne birden, hepsini birden içererek yukarıya çıkması edebiyat sanatı için çok zor bir şey. En azından zaman katında yaşayamıyor edebiyat katı. Yani öyle bir şey yok, öyle bir imkanı yok zaman katında yaşamasının. Edebiyat daha çok birinci ve iki, hani Stendhal'ın söylediği anlamda yola tutulan bir ayna olarak görürsek edebiyatı, hani gerçekliğin bir taklidi, bir şeyi olarak görürsek, daha çok birinci katta yaşayan bir şey. Aristocu ve Mimesis'in büyük oranda ortaya çıkardığı bir şey. Hani yüzeysel gerçeklik katında, o gerçekliği salt yüzeydeki şekliyle alan bir katta. Ama her halükarda edebiyat aslına bakarsanız daha çok ikinci katta yaşıyor. Hani bizim alegorik kat dediğimiz, hani ona alegorik kat mı diyelim, simgesel kat mı diyelim, sembolik demeyelim ama sembolik başka bir şey. Çünkü değişik hani sembol kavramı üzerine konuşulması gereken bambaşka bir kavram. Simgeye ya da alegoriye karşılık gelmiyor aslına bakarsanız. Onu alegorik kat diyelim daha çok. Edebiyatın daha rahat yaşadığı kat ikinci kat. O alegorik kat şöyle anlaşılıyor insanların, hani insanlarda şöyle bir karşılığı var. Şimdi edebiyatla herkes bir şekilde ilişki kurduğunda öyle ya da böyle kurduğu ilişki biçimini anlamlandırabilmiştir herhalde. Yani edebiyat öncelikle sizin o cümlelerle kurduğunuz ilişkiyi bir şekilde mantığınızın süzgecinden geçirmenize dair bir şeyler veriyor. Sonrasında da hani ne diyelim ona, duygusal bir karşılığı, işte şeyin katarsi diyelim, Aristo'nun katarsi diyelim. Sonrasında da öyle bir karşılığının olmasına dair bir sistemle çalışıyor daha çok edebiyatın. Daha çok, elbette bunun şeyleri var. Daha çok öyle bir sistemle çalışıyor. Dolayısıyla dilin dolayımlılığı, o dilin dolayladığı şeyden sizin mantığınızın ve duygunuzun dolaylamasıyla edebiyatın o katlanan dolaylamaları, edebiyatı şimdiki zamanda yaşanan bir şey olmaktan çok hep şu andan ertelenen, şu ana ulaşmayan ama hep bir sonraki ana, bir sonraki şeye ertelenen bir şey haline dönüştürüyor kanaatindeyim ben. Kendi kanaatim bu. Dönüştürüyor kanaatimi. Dolayısıyla edebiyatın sinemayla karşılaştırıldığında önemli dezavantajlarından birisi olduğunu düşünüyorum onun. Çünkü şimdi de yaşamak meselesi, hayat olmak meselesi. Hani hayat olmak meselesi, bizatihi hayat olmak meselesi edebiyatın çok kolay ulaşabileceği bir yer değil. Bizatihi hayat olmak meselesi. Sinema oraya daha yakın bir sanat dalı bana kalırsa. Hani yaşanan hayat olmaklık anlamında.
Böyle hani basitçe böyle bir giriş yapmış olayım. Buraya kadar sorusu olan efendim. Ben şey sormak istiyorum. Tiyatroyu bu anlamda edebiyata mı dahil ediyorum? Tiyatroyu bir sonraki şeyde konuşacağız. Ya yani edebiyatı, elbette ben edebiyatı dahil ediyorum tiyatroyu ama metin olarak. Oynanan tiyatro başka bir şey. Oynanan tiyatronun mekanını konuşacağız birazcık. Yani oynanan tiyatro mekanı, oynanan tiyatro zamanı. Tabii oynanan tiyatro zamanı başka bir şey. Yani o da aslında tam doğrudan değil. Tam doğrudan değil meselesine birazcık gireriz. Neden doğrudan olmadığı meselesine. Hani burada mesela şimdi bu kadının o diyelim ki o kameranın yavaş yavaş çekildiği şey işte 2-3 dakikalık bir sahne diyelim ona biz. Ömrünüzün sonuna kadar o aynı sahneyi izleseniz o sahne 3 dakikadır. Değişmez. Anlatabiliyor muyum? Yani sinemanın zamanının somutluğu öyle bir hani çok teknik bir şeydir. Yani teknik bir zaman somutluğudur aslına bakarız ama o teknik zaman somutluğunun getirdiği ciddi avantajlar var. Hani sizin kendi tecrübi zamanınıza denk gelme durumu var. Hani sinemanın zaman sanatı olmasının ve sizin kendi zamanınızla iç içe girme kabiliyetinin. İç içe girmek. Şimdi Tarkovski'nin filmlerini neden bu kadar güçlü, hani ne bu kadar güçlü yapıyor diye 90'ların başından beri düşünürüm ben. Hani hikayesi mi? Zannetmiyorum. Yani bir hikayesi yoktur çoğu filminin zaten. Nedir onu yapan? Tarkovski'nin dediği gibi bizatihi o planların içerisinde yaşayan bir zamanın olmasıdır. Yani Tarkovski'nin planları yaşar, zamandır yani o. Hani mühürlenmiş zaman diye kitabına boşuna o ismi vermedi Tarkovski. Yani zamanı mühürlemek, zamanda heykeltıraşlık yapmak ya da zamanla heykeltıraşlık yapmak. Hani zaman şeyi malzemesi zaman olan bir heykeldir sinema. Berattar da biraz. Tabii Berattar da basbayağı öyle bir şeydir, öyle bir yönetmendir ve efendim. Şimdi biz edebiyatın sinemaya göre daha alegorik bir şey olduğunu söylemiştik. En azından benim nazarımda öyle. Şöyle demek istiyorum. Öyle geliyor. Sinema aslında edebiyata göre görülen daha somut bir şey değil midir? Doğru. Çok güzel bir soru bu. Ama ne anlamda alegorik olduğunu ben size söyleyeyim. Şimdi dilin alegorisi de vardır. O dilin alegorisi öyle ya da böyle atıyorum. Mesela adaletle alakalı bir şeyler yazdığınızı farz edin. Ve cümlenin içerisinde de adaletin terası diye bir şey geçirdiğinizi farz edin. Ya da terazi dediğiniz hani terazi tutan gözleri kör bir kadın. Şimdi o sizin edebiyatınızın içerisinde bir alegorik bir karşılık bulacaktır. Şeyin içerisinde, metnin içerisinde. Onu sinemaya olduğu gibi yansıttığınız andan itibaren sinema onu kusar. Dışarı kusar, anlatabiliyor muyum? Yani sinemada gözleri kapalı. Hani Paradyonov'un, Sergei Paradyonov'un filmleri gibi film yapmıyorsanız şayet orasını bambaşka bir zemindir orası. Zamanı geldiğinde konuşuruz. Öyle bir film yapmıyorsanız şayet hani gözleri kapalı bir kadın, elinde terazi tutan bir kadın sembolünü, alegorisini ya da diyelim, ister görsel olarak ister dil olarak kullanıyor olmanız sinemanın malzemesi içerisinde kendisine yer bulamaz. Sinema onu kusar. Ne demek istedim? Sinemanın o alegoriyi o kadar kolay kabullenememesi onda. Ama şöyle diyeyim bakın. Öyle alegorik eserler vardır ki mesela sizler gelmeden önce baştan işte birkaç arkadaşımız vardı. Şeyi konuşuyorduk. Suyun rengiydi değil mi o? Suyun şekli. Suyun şekli. O nasıl okunuyor bilmiyorum. Del Toro'nun filmi. Ve o Del Toro'nun filmi alegorik katta çok iyi çalıştığı için ve hani çok iyi çalışabildiği için bazı filmler vardır öyle. Mesela bir dönem Doğu Avrupa sineması özellikle Demir Perde dönemi, hani 1989'dan önceki Çek, Macar, Polonya, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri, işte Kazakistan, Gürcistan, Türkmenistan, Ukrayna, hele hele Gürcistan. Gürcistan'ın acayip bir sineması vardır. Felaket alegorik sinemalar yaparlar. Orada işler ama hani ona ait öyle bir dil bulmuşlardır ki orada işler sinema. Ama orada da kalır. Hani ikinci katın hani çok acayip bir müdavim midir o sinema? Bu Doğu Avrupa sinemaları hani ikinci katta da onlar kadar rahat dolaşan kimse yoktur. Ama orada kalır, daha üste çıkmaz fazla. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Yani edebiyatın daha rahat dolandığı yerdir o simgesel kat diyelim. Hani salt alegori ile alakalı değil. Hani alegori de sonuçta mecazın bir türüdür belki. Hani öyle diyenler vardır en azından diyelim. Daha mecazi bir dili vardır edebiyatın. Dolayısıyla ikinci kata
daha müsaittir edebiyatın çalıştığı alan diyeyim. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Efendim? Ki bu işin bir tarafı tamam. Yani bizatihi kendisinin sahip olduğu yapı veya içinde içine alabildiği şeyler. Peki ikisinin de mesajını yani mesajı iletme, mesajını iletebiliyor iletemiyor mu soru işareti. İkisi de aslında muhatabının zihnindeki işte dünya görüşü, düşünce yapısı, artık muhatabında ne varsa bir şekilde onu alıp öyle anlamlandırmıyor mu? Yani aslında şöyle, edebiyatta belki bu dediğiniz o katmansızlıktan dolayı biraz daha belki bu daha az çalışıyor. Belki sinemada çok daha etkili çalışıyor. Ama Tarkovski'nin filmini seyrettiği zaman da kişi aslında oradan bir kişi seyrettiği zaman tasavvuru çıkartıyor. Bir kişi seyrediyor, işte bir başka şeyi çıkartıyor. Yani aslında ikisi de aynı şekilde değil mi mesaj? Ya mesaj kısmı tırnak içerisinde söyleyelim onu. Sinemanın mesajla çok güçlü bir derdi olduğunu zannetmiyorum ben. En azından hani sinemanın imkanlarının öyle bir derdinin olması mesaj kelimesiyle çok mümkün değil gibi bence. Yani şundan dolayı hani ne demek istediğimi anlatayım. Şimdi Tarkovski'nin doğrudur. Sineması bütün katlarda aşağı yukarı epey güçlü çalışır. Stalker örnek alalım. Ben kendim yazdım hani Mantık Kutay'la Stalker ilişkisi üzerine. Bir nevi bir alegoridir o. Hani ama bugün o yazıdan çok hoşnut değilim ben, onu da söyleyeyim. Yani bugün olsa o kitabı, o yazıyı koymazdım. Başka bir şekliyle koyardım belki ama o şekliyle koymazdım. Tarkovski'nin sinemasının ikinci kata indirgenmesidir o. ama'dan sonra şunu söyleyeyim. Şimdi özellikle mesela tradisyonel lokalin ya da sembol üzerine 20. yüzyılda düşünmüş mesela Ricord gibi düşünürlerin sembol kavramı üzerine verdikleri şey daha çok sembolün çok anlamlılığı üzerinedir. Şimdi alegori çok anlamlı bir şey değildir. Birebir bir ilişki vardır alegoride. Doğrudur, soyutu somutlaştırır alegori. Ama birebir bir ilişki vardır. Sembolde hem sembolize eden, hem gösteren, hani bu dil bilimcilerin tabiriyle kullanılan, hem gösteren hem de gösterilen sonsuza erir sembolde. O manada Tarkovski filmleri semboliktir. O manasıyla bakın. Şey manasıyla değil. Hani bütün bu temel anlaşılır manasıyla değil. Temel anlaşılır manasında hep hani bir şeyleri hani dilin içerisinde başka bir şeye refer etmek anlamında kullanılır o sembol. O yanlış bir sembol tanımı bana kalırsa. Sembol denen şey özellikle hani tradisyonel ekolün anladığı anlamda ya da işte Ricord'un anladığı anlamda kısmen hani şeyde o çok anlamlılık üzerineyse şayet o çok anlamlılık özellikle göndereni itibariyle size bir manevi alan açan bir şeydir. Ve o manevi alan elinizde tutabileceğiniz bir şey değildir. Mesela İnsan Yayınları güzel bir kitap basmıştı 2 sene kadar önce ama kitabın başlığı yanlış, onu söyleyeyim. Dinsel simgeciliğin bunalımı diye. Aslında o dinsel sembolizmin bunalımıdır. Kitabın orijinali simbolizmdir ve bildik anlamda hani gerçek anlamda sembolizmden bahseder. Maalesef hani kitabın çevirmeni simgecilik diye çevirmiş. Bizim editörler de o zaman simgecilik diye şey yapmışlar. Kitap hep simgecilik diye devam etmiş. Aslında simgecilikle sembolizm aynı şey değil. Şimdi orada bahsettiği şey sembolizm. Ve sembolizm de o kitabın yazarının Jean Borel'le çok önemli bir yazardır, onu söyleyeyim. Jean Borel'le kitabın yazarı orada sembolün 3 katından bahseder. 20. yüzyılın dil bilimcilerinin o 3 katı 2 kata indirgeyip yataylaştırdıklarından şikayet eder. O yüzden sembol derken neyi kastettiğimizi çok ciddi açmak lazım. O zaman ben bu kadarlık girişten sonra şunu anlıyorum. Bir peygamber filmi çekilemez. Yani Hazreti Muhammed'in filmi çekilemez. Ya hani şöyle çekilemez derken mesela şöyle diyeyim. Buğday bir peygamber filmidir. Ben de öyle diyeyim. Yani hani çekilir meselesi, nasıl çekilir, nasıl çekilemez meselesi üzerinden konuşulur bana kalırsa. Yok yani yapısı itibari eğer zaten muhatabının hani ergonomik olarak bu kişi muhatabının artık zihnindeki neyse zaten onu ayaklandırmaya, onu kışkırtmaya çalışıyorsa ki bunu en iyi yapan sinemaysa yani peygamber tasavvuru böyle bir şey değildir dersek veya Tanrı tasavvuru mesela vahiy.
O zaman yani Allah'ın kelamullahı kelamullah demek ki bu şekilde anlatılan. Size bir sahne göstereceğim arkadaşlar. Yeri gelmişken şey yapayım. İçinizde Ordet'i izleyen var mı? Dreyer'in. Bir kişi mi? Tamam. Filmin finalinden bir sahne göstereceğim. Tam da konuştuğunuz mevzu. Şimdi önce filmle alakalı küçük bir şey vereyim. Arkadaşlar bu Ordet aslında söz anlamına geliyor ama söz şöyle bir söz. Hani Logos. Ve o Logos da Hristiyanlıkta Hazreti İsa'ya karşılık gelen bir logos. Tabii tabii hani şey hani İncil'in ilk sözüdür ya, hani önce söz vardı. O söz logos anlamındaki söz. Şimdi bu filmin ismi de o. Çok çok önemli bir film. Yani dünya sinemasının en önemli filmlerinden birisidir bana kalırsa. Danimarkalı bir yönetmen Carl Theodor Dreyer. Şimdi bu filmin finalinden bir sahne göstereceğim ben size. O sahne üzerine birazcık konuşalım. Şimdi bu filmde hani filmle alakalı şöyle bir şey, bir karakter var. Hani deli diyorlar filmin içerisinde zaten. Hani çok okumakla hani kafayı sıyırdı falan denen bir karakter var. Kendisini Hazreti İsa sanıyor, sandığını söylüyorlar öyle diyeyim film boyunca. Ve şeyde o Hazreti İsa karakteri, figürünün abisinin eşi ölüyor. Onun cenaze töreni en son işte gömmeden önceki son sahneyi göstereceğim size. Peygamber filmi çekilir mi çekilmez mi onun üzerinden konuşalım birazcık, tamam mı? Tamam, buradan itibaren birazcık izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi deli olan bu. Hani deli mi veli mi neyse bilmiyoruz da. Will make
tipinden anlaşılacağı üzere bunlar Calvinistler. İki tip var şeyde, filmde. Birbirlerine düşmanlar epey. Tahmin edeceğiniz gibi kadın dirildi. Şimdi bu dirilme meselesi üzerine birazcık konuşalım. Normalde herhangi bir film, mesela bir Hollywood filminin içinde olsaydı bu sahne, sahneyi film kusardı. Bu filmin başından sonuna kadarki gidişatında gördüğünüz şey, bu sahneyi sizin için acayip derecede inandırıcı yapan şey. O yüzden hani peygamber filmi çekilir mi çekilmez mi tam onun üzerinden görmek lazım. Şimdi burada Hazreti İsa'nın hani Lazarus'u diriltmesi mucizesi geçmişte olmuş bitmiş yaşanmış ve artık bir daha yaşanmaz bir şey gibi değil. Hani diyor ya şey Yohannes bu inananlar arasında neden bir tane inanan yok diye. Yani eyvallah. Yani burada mucize denen şey ya da neyse o geçmişte olmuş bitmiş ve bir daha olmayacak bir şey gibi değil. Bizatihi bir şeyin tecellisi gibi yorumlandığı için ve filmin başından itibaren sizi oraya doğru sürüklediği için bu sahne o kadar inandırıcı gelir ki filmin sonunda hani gözyaşlarınızı tutamazsınız o mucizeye tanık olmuş gibi. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi hani peygamber filmi anlatmak, peygamberleri ve anlattıklarını ve vahyi geçmişte olmuş bitmiş, ya bir daha da hayatımızda yaşanmayacak bir şey olarak ele aldığınız sürece orada kalır. Ama o sizin hayatınızın süzgecinden geçip yaşanan şekle dönüştürdüğünüz zaman buğdayın en büyük başarısı oydu. Şeye getirdiğiniz zaman hani yaşanacak bir şey haline dönüştürdüğünüz zaman işte o zaman peygamber filmi aslında çekmiş oluyorsunuz. Mecid Mecidi'nin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alakalı çektiği film Hazreti Muhammed filmi bir peygamber filmi değildir ama Cennet'in Çocukları bir peygamber filmidir. Ne demek istediğimi anlatabildim mi tam olarak? Baran filmi hocam. Baran filmi. Hani ondan önceki belki bütün filmler için söylenebilir o. Yani bir anlamda bir bütünün parçaları gibi onlar. Dolayısıyla hani o peygamber filmi çekip çekememeyi ne bağlamda söylediğimiz önemli. Evet yani belki şuraya takılıyor, şuraya kilitleniyor olabiliriz. Yani herkes de aynı reaksiyonu veya işte bilmiyorum. Ya bunu ortaya çıkartmaya çalışmak mümkün değil. Belki burada dediğiniz gibi o bir şekilde hakikatin sürekli aslında yani yaşanan bir şey olduğunu bir şekilde böyle hayatın veya işte bir filmin karesinin içinde bir yerde işaret edilebilir yani en fazla destek sağlayacak şeylerden bir tanesi sinema diyebiliriz öyle. Ama bu söylediğiniz katmanlı şeyle alakalı o zaman edebiyatla alakalı ürünleriyle alakalı çok daha sınırlıdır. Ya şöyle hani edebiyatı hani genel anlamda edebiyatı severim ben. Ha zaten hani diyoruz hepimiz hani beslemediği yer yoktur yani edebiyatın. Ama şeyin ayrımını iyi yapmak lazım. Malzemelerin ayrımını.
ne demek istediğimi anlatabilir miyim? Ben hani malzeme ayrımı yapma. Mesela şöyle bir edebiyat eserini Karamazov kardeşleri. Yani benim için dünya roman tarihinin zirvesidir. Mesela Karamazov kardeşleri birisi ne bileyim hani ben genelde bir romanı elime aldığımda genelde iki gecede bitiriyorum. Birisi iki gecede bitirir, birisi iki haftada, birisi iki ayda bitirir. Sizin okuma tecrübenizle dahi öyle bir ilişkisi vardır Karamazov kardeşlerin ya da bir romanın. Ama Karamazov kardeşlerle alakalı bir film izlediğiniz zaman mesela Akira Kurosawa'nın o budalayla alakalı da Karamazov kardeşler uyarlaması vardır Sovyetler Birliği eski Sovyet sinemasında. Hollywood'da da çekildi çok. Yul Brynner'ın oynadığı film vardır mesela. Filmde gördüğünüz zaman sizin için o film süresinde olan biten bir şeydir. Dolayısıyla o film süresinin içerisinde film tecrübesine sizi ne kadar getirebilirse film o kadar güçlü olur. Bir film, şimdi hani bilgisayarda yaptığımız türden durdurup içerisinden mesajını alacağımız bir tür gösterge bilimsel okumaya maruz bırakacağımız bir ölü şey değildir. Ceset değildir film. Anlatabiliyor muyum? Film o kendi yaşanırlığı içerisinde, yaşarlığı içerisinde sizde bir karşılık bulur. O yüzden hani filmle edebiyatın en önemli ayrımı odur. Aslında uyursanız kitap okurken bağınız kopar. Ama filmde uyuma şansınız... Ya filmde de uyursunuz. Ya mesela Abbas Kiarostami uyunan filmlere çok önemser yani. Çok sever yani. Hani benim de genelde iyi filmlerle ilişkim ilk defasında hep uyuyarak olmuştur. Hakikaten öyle. Yani size acayip bir başka bir rüya şeyi açar o filmler. Solaris'i ben ilk izlediğimde hani yarım saati dolmadan uyumaya başlamıştım ama sesler geliyordu dışarıdan hep. Acayip bir şeydir yani o şey tecrübesi. Hocam birazcık da acı bir şekilde acaba şöyle bir şey soracağım ama yani okunan bir şeyden çok yaşanan bir şey sinema. Öyle tabii. Yani ama şöyle dolayısıyla yaşama seansına ihtiyaç muhtaç olduğumuz anlamına da geliyor. Zaten sinemanın ortaya çıkış sebeplerinden bir tanesi bana kalırsa hayatın hakikatinin ve zamanın hakikatinin geri çekiliş meselesi. Hani geri çekildiği zaman bir şekliyle size hani biraz sonra söylediği tabirle söyleyeyim hani hayatta daha önce kimsenin görmediği bir perspektiften birilerinin bir şey göstermesi, bir şey yaşatması ihtiyacı doğuyor. Ama bakın geçen haftaki soruna gelin. Hayatı elde ettim. Dolayısıyla artık sinemaya ihtiyaç ya da sanata ihtiyaç yoktur dediğiniz andan itibaren ölmüşsünüzdür demektir. Hani hayatı elde ettim tabirini kullanabilmek o kadar kolay bir şey değil. Yani nasıl yapacağız onu? Hani var mı öyle bir şeyimiz? Şu sınırdan itibaren artık benim yaşadığım gerçek hayat ondan öncesi değildi anlamında var mı öyle bir sınırımız meselesi önemli. Hocam oraya bir dakika sonra gelelim inşallah. Bir dakika. Hocam şey diyeceğim, bu mesela dediğiniz şey zannediyorum tahmin ettiğim kadarıyla acaba şunu anlamaya çalışıyorum yani. Şimdi sinemayı yani işte sinemanın şeyini burada anlamaya, hakikatini işte anlamaya çalışıyorum şekilde. Tam da bir şey vardı, Tagore'un bir metni var tarihle alakalı. Hani bu işte Hegel'in, Hegelci tarih, dünya tarihi şeyinin ne kadar sınırlı bir şey olduğunu, aslında tarihe değdiremediğimizi falan diye. O kitabın sonunda bir metni var. Diyor işte ben çocuktum, işte bahçenin ortasındaydım. Şöyle bir sahne anlatıyor yani çocukluğunda. Dolayısıyla asıl tarihin hani böyle bir şey olduğunu ve dolayısıyla aslında o sinemadan maksat değil, gaye aslında tam da o hayatın kendisi mi? Yani mesela hayat... Ya hani hayatın kendisi derken hayatın sizi kendisine götürecek hayatın hani ruhuna, maneviyatına ne dersen de oraya götürecek bir araç. Hani benim için o. Yani oraya götürecek, sizi oraya yönlendirecek. Yani hani büyük bir film izledikten sonra izledikten önceki gibi kalmıyorsunuz. Kalmıyorsunuz, anlatabiliyor muyum? Hani sizi değiştiriyor, dönüştürüyor. Hani başka bir şekle çeviriyor. Hani bakışınız değişiyor. Hayata bakışınız değişiyor. Hani Stalker benim tarihimdeki en önemli şeylerden biridir mesela. Milatlardan biridir. Hani büyük bir filmin öyle bir gücü var. Ha büyük edebiyat eserlerinde vardır elbette. Yani onları inkar ediyor değil mi? Yanlış anlaşılmasın. Ama
etkileme biçimleri farklı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben zaten burada sinemayı yok edelim diye bir şey demiyorum. Yani başka anlamaya çalıştığım bir şey var. Mesela acaba şu mu? Yine Tarkovski'nin söylediği bir şey vardı. Sinemada diyor, mana arayışına giren, anlam arayışına giren biri yanılır gibi bir yani meale söylüyorum. Tam öyle değil ama o. Yani mana arayışı derken şey, hani bilgiyle alakalı söylüyor Tarkovski'nin. Bilgi, sinemanın bilgi verdiğini iddia edenlere karşı diyor ki hani insanoğlu bir şey öğrenemeyeceğini zaten 10 bin yıldır göstermiştir diyor. Yani hani o manada söylüyor ama anlam başka bir şey. Hani anlam salt, hani bilginin içerdiği bir şey değil, anlam onun üstünde bir şey yani. Tam da zaten bunu açıklarım ayetlerde. Diyor ki sonra devamında, sinema işte iyi bir izleyici mi diyeyim artık ne diyeyim. Hani böyle camdan kırları izlersiniz ya yolda giderken. Onun gibi sinemaya bakan kişi, gerçekten işte izleyen kişi diyor. Tam da aslında hani bu acaba... Ya elbette hani öyle de denebilir, öyle de denebilir. Ya da hani hazır Tarkovski'nin açmışken yağmur damlasında görünen kainat der Tarkovski. Hani yağmur damlasında kainatı görmek. Şimdi yağmur damlasında kainatı görmek mümkün müdür meselesi üzerine özellikle konuşalım yani. Öyle bir imkanı arıyor Tarkovski sinemasında. Yani sinemanın bana kalırsa ufku da oralarda, öyle bir imkanı arama meselesi. Yani hani sanatın, şiirin neyse o, hani onun ufku da öyle bir imkanı arama meselesi. Yoksa asalt şey değil, hani bir şeyle ikili ilişki kurmak ya da bir şeyi söylemenin şeklini değiştirmek. Hani ne diyelim, ne olsun mesela, bir kelimeyle bir şeyi söylemiyorum da öteki kelimeyle söylüyorum. Sinemanın öyle bir şeye ihtiyacı yok, anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Hani mesela hep sorarlar Tarkovski'ye işte bu dökülen sütler ne anlama geliyor? Bilmiyorum. Tarkovski bilmiyorum der. Yani ne anlama geliyor? Nereden bileyim der. Onlar rüyalarda vardır der. Şimdi o bilmiyorum meselesi çok hayati bir mesele. Yani insanoğlu kendi yolunda her şey yolunda bulunduğu bir konumda yolun her şeyini bilmez. Hayat öyle bir şeydir zaten. Yani hayat sizin hani bütün şeyiyle kavradığınız bir şey değildir, yaşadığınız bir şeydir. Yorumladığınız bir şey de değildir. Tiyatro farkını oradan hareket edeceğiz. Yani tiyatronun yorumlamasıyla sinema sanatının yorumlanamaz şekli. Sinemayla tiyatroyu ayıran şey de odur. Sinemayla tiyatro oyunculuğunu ayıran şey de odur. En azından idealinde ayıran şey de odur. Hani hayatı yorumlamazsınız, hayatı yaşarsınız. Yorumlanan şey başka bir şeydir. Yani yorumladığınız şey sizin kendi hayatınızı dolayladığınız, katmanladığınız, mesafe koydunuz. Aynı öyle yorumlama öyle bir şeydir yani. Hani sinemanın hani gücü de güçsüzlüğü de oradadır. Yani ona güçsüzlük de diyebilirsiniz. Gücü de güçsüzlüğü de oradadır. Yani yorumlanmaz bir şeydir o. Hani Susan Sontag'un meşhur yoruma karşı metni gibi. Yani yoruma karşı olmak meselesi birazcık da yorumun mümkün olmadığı meselesinden hareket eder aslında. Bir de edebiyat metninin yani estetik tarafının daha kuvvetli olması, yani bu bir gerçek mi? Estetik tarafın daha kuvvetli derken neyi kastettiğimize göre değişir. Ya yani hani gördüğünüz veya okuduğunuz zaman işte bir şiiri, bir metni sanki bıraktığı tat daha geçici, daha... Kalıcı. Kalıcı mı diyorsunuz? Değişir. Yok, geçici. Yani geçici derken yani oradaki o bir doku, yani çok küçük bir teması var, tadınız, yani dilinize kalan bir güzel bir tat gibi. Peki bu açıdan bakarsak yani sinemanınki daha uzun kalıcı... Ya o ben hani hangisinin geçici, hangisinin kalıcı olduğu konusunda çok bir şey söyleyemem. Çünkü bende kalıcı olan edebiyat metinleri de var. Kalıcı olan sinema eserleri de var. İkisinin de geçicileri de var. O yüzden hangisi daha geçici, daha kalıcı bilemem. Yapısı itibariyle ama öyle bir yani bir bakış açısı yok. Yani o geçicilik, kalıcılık mesela sanki hani eserin gücüyle alakalı birazcık bir şey. Yani şimdi mesela hep Karamazov kardeşleri örnek veririm. Karamazov kardeşleri yani hayatımda sanıyorum 3 ya da 4 defa okudum ben. Her okuyuşumda şey gibi oldu benim için. Hani yeni bir okuma gibi oldu. Dostoyevski öyle bir etki veriyor bende gerçekten de. Yeni bir okuma gibi oldu. Hani o manada bakarsanız yeni okuma kalıcı değil gibi görürsünüz ama öyle değildir. Hani o Karamazov kardeşlerin ya da Dostoyevski'nin kalıcılığı başka bir yerdedir. Sizi açtığı o izdedir, şeydedir, yaradadır ne derseniz deyin. O yara kalıcıdır.
Hani o manada diyelim. Biraz hani böyle mevzuyu kaşımak açısından söyleyeceğim bunu. Şimdi Sezai Karakoç'un iyi bir şiirle ilgili bir ölçütü var. Diyor ki, okurunun o şiiri okuduktan sonra artık eskisi gibi biri olmadığı diyor. Onda derin bir değişikliğe, idrak gelmiştir. Bütün sanatlar içinde bir bence. Evet, yani burada ben hani şeyi biraz anlamaya çalışıyorum. Özellikle edebiyat ve sinema karşılaştırmasını yaptığımızda hani günün sonunda biri birinden daha iyidir. Ya da o hakikate giden yolda daha doğru bir, daha etkili bir anlatma yoludur mu? Ya öyle denemez, farklı yollardır demek lazım. Farklı yollardır ama burada aslında mesela az önce zaman ve mekan algısı üzerinden yaklaştınız. Biraz daha böyle detaylarda aslında farklılaştı ya da güç... Ama o detay değil, çok hayati unsurlar onlar. Yani mekan ve zaman meselesi edebiyatla sinemayı ayıran çok hayati unsurlar. Hani detay denebilecek unsurlar değil onlar. O yüzden zaten hani uyarlamalar başarısız oluyor. Hani çünkü edebiyatın zamanını birebir edebiyatın kelimeleriyle birebir şekilde aktarmaya çalıştırdı. Mesela Kurosawa'nın Budala uyarlaması Hakuchi'deki gibi hani çakıyorsunuz. Hani ne demek istediğim anlatabiliyor muyum? Uyarlama olmasaydı da mı peki? Mesela uyarlama üzerinden konuşmasak? Serbest uyarlamalar var. Mesela Bresson'un filmleri büyük çoğunluğu bir edebiyat eserinden hareket eder. Tabii yani o Bernanos'un romanıdır aslında. Hani, ama Bernanos'un romandan daha iyidir, onu söyleyeyim. Yani daha iyidir Bernanos'un romandan. Hani o serbest uyarlamalar, gerçi çok da serbest değildi Bir Taşla Papazı. Neredeyse birebir kullanır ama hani bambaşka bir yoldan hareket ettiği için Bresson, hani Bresson gibi bir yönetmenin elinde başka bir şeye dönüşüyor. Elbette Kurosawa da önemli bir yönetmen. Ama Kurosawa şeyi, Hakuchi'de Budala'yı neredeyse her sahnede ve o sahnenin edebiyatla şekillendirildiği şekliyle aldığı için çok becerememiş sondaki birkaç sahne hariç. Çok becerememiş. Yani benim çok beğendiğim bir film değildir ama yine de önemlidir. Yani o hani sonuçta Budala'yı uyarlamaya teşebbüs etmiş en azından. Yani çok kolay bir teşebbüs değil. Ben belki şeyin aradan sonraki ikinci yarıda bir iki Budala uyarlaması göstereceğim size. Bir Vaida'nın Nastasya'sını. Bir de belki Hakuchi'den bir sahne. Hani aradaki farkı anlamak anlamında. Hani görebildiğimiz kadarıyla tabii ki. Kolay değil ama daha çok serbest uyarlamalar. Mesela yine belki ikinci yarıda gösterebileceğim şeylerden birisi. Kurt Thompson'un Açlığı vardır. O açlığın Henning Carlsen'in bir uyarlaması vardır. Açlık çok büyük bir roman değildir aslında. Bana kalırsa. Ama Henning Carlsen'in açlığı adeta Dostoyevski açlığıdır. Hani eserin kendisini aşan uyarlamalar vardır. Yani eserin kendisine ulaşamadığı yerlere ulaşan uyarlamalar vardır. Ama çok nadirdir onlar. Yani o yüzden hani o edebiyatla sinemanın arasında nasıl bir ilişki kurduğunuz meselesi edebiyatın dilinin üzerinden yürüyecek bir şey değil. Ben daha çok şöyle bir tabir kullanıyorum. Hani o edebiyatın cümlelerin arasındaki boşlukları yakalama hikayesi. Yani öyle bir boşluk vardır ki anlamlar o boşluklara dolar aslında. Siz o anlamların dolduğu boşlukları keşfederseniz bir yönetmen olarak oradan çok acayip bir şey çıkabiliyor. Keşfedemezseniz de aslında çok kötü bir şey çıkarmış oluyorsunuz. Yani edebiyat uyarlamalarının büyük oranda çökmesinin sebebi de o. Yani direkt onu edebiyat dilinin mekanizması üzerinden hareket ediyorlar uyarlamalarda. O mekanizma da sinemada işlemiyor. Yani sinemanın üzerine bir şey koyabileceği bir mekanizma değil o. Ve üstüne üstlük de zamanla mekana da şey yaptığı için basbaya hani sinemanın kullanabileceği bir şeyin dışına kaçırdığı için hepten şey yapıyor. Yani elinizden kaçıyor. O madde. Yoksa hani ben yani şöyle anlaşılıyor. Birisi şöyle bir eleştiri yapmıştı. Benim son kitap sinemanın kökleriyle alakalı bir arkadaşımız. İşte Enver Gülşen bütün sanatlarla sinemayı güreştirmiş. Hep sinema kazanmış falan diye. Yani öyle bir niyetim yoktu, onu söyleyeyim. Şöyle bir niyetim vardı. Ben hani bir buçuk yıl içerisinde çıkmasını planladığım, yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum. Hani 5 yıllık kitapta da onu yapmaya çalışıyorum aslında. Bir şekilde diğer sanatların yapabileceği ve yapamayacağı şeyleri keşfetmeye çalışıyorum nacizane, kendi dilim döndüğünce. Ve sinemanın o hani diğer sanatların yapamadığı neleri yapabileceği yönünde
bir şeyleri anlamaya çalışıyorum. Kendi dilim döndüğünce, aklım döndüğünce diyelim. Yoksa hani niyetim edebiyatla sinemayı, tiyatroyla sinemayı, ne bileyim resimle sinemayı güreştirip sinemayı kazandırmak değil. Öyle bir hileli hakemlik yapmıyorum yani, öyle değil. Ama kazandığı yerler var sinemanın. Diğer sanatların da kazandığı yerler var. Öyle görmek lazım. Bir tiyatroya girelim isterseniz yavaş yavaş. Hani benim tiyatroya garezim ne? Meselesine birazcık açmaya çalışıyorum. Tiyatroyla problemim ne meselesi? Ya tiyatroyu ben açık hani Allah'ın bildirini kullan saklamıyorum. Tiyatroyu sevmiyorum. Hatta hani şöyle bir iddiada bulunayım. Hani bu iddia elbette çok kişisel bir iddiadır ama aynı Atilla İlhan'ın dediği gibi, Atilla İlhan'ın sözüdür bu, o yüzden hani kendi sözümü bir yumuşatmış olayım itiraz edeceklere. Sinemayı sevenlerin tiyatroyu sevebileceklerine de ihtimal vermiyorum. Hani Atilla İlhan da benzer bir şey söylüyor, ben de benzer bir şey söyleyeyim. Atilla İlhan da sinemadan yana birisi. Hani neden meselesi çok önemli bir şey. Yani tiyatronun en azından hani 20. yüzyılın tiyatrosuna gelinceye kadarki şekliyle sinemanın ortaya çıkış şekli hani Bresson'un dediği şekliyle birebir birbirlerine zıttı. Hani tiyatroya Bresson da epey bir düşmandır. Hani yazdıklarında da çok görürsünüz onu. hani düşmanlık tabii burada bir anlamda şey gibi kullanıyor bunu. Yani şaka yollu bir tabir ama hani sinemasını tiyatronun tam zıttı bir yerde konumlandırır Bresson. Neden tiyatro sinemaya o kadar zıt meselesini konuşalım birazcık. Ya da zıt mı? Hani iki hafta önce konuştuğumuz Aristocu dramın tiyatrodaki temel karşılığı meselesini konuşalım öncelikle. Şimdi Aristocu dram öyle ya da böyle hani iki hafta önce söylemiştik bir eylemin mimesisine, eylemin taklidine dayanıyor ya. O taklidin en önemli unsurlarından birisi, hatta başta gelen unsur da oyuncu. Yani tiyatro dediğimiz şey oyuncusuz olmuyor. Yani oyuncuya bağımlı hatta. O manada sinema çok net bir şekilde tiyatrodan ayrılıyor. Tiyatronun oyuncuya ne kadar bağımlıysa tiyatro, sinemada o kadar oyuncuyu kendi unsurlar arasında diğer unsurlarla aynı düzeye getirdiği anlamda başarılı oluyor. Yani oyuncu hani bir sinema eserinde masayla eşit düzeydeyse şayet, o sinema eseri güçlü bir sinema eseridir. Hani masa neyse oyuncu da odur sinema için. Hani abartma pahasına söylüyorum bunu. O yüzden hani tiyatro oyuncusu ile sinema oyuncusu, tabii bazı oyuncular var. Tiyatrodaki güçleri ve sinemadaki oyuncu şekliyle farklılıkları oluyor. Mesela Stalker'ın yazarı gibi. Anatoly Solzhenitsyn. Stalker'da yazar rolünü oynayan. O çok iyi bir tiyatro oyuncusudur aynı zamanda ama çok da iyi bir sinema oyuncusudur. Hani o öyle ekstrem birkaç örnek dışında çok iyi tiyatro oyuncularından çok iyi sinema oyuncusu olduğu kanaatinde değilim ben. Onu söyleyeyim. Hani gördüğüm örneklerde onu destekliyor aslında bakarsanız. Çünkü tiyatro oyuncuları o yorumlamak meselesinde. Yani tiyatro yorum. Sizin hayata verdiğiniz mesela zorunlu olarak yorum elbette. Yani Şöyle düşünün. Birisi Hamlet'i hayat boyunca 100 defa Hamlet'i oynuyor. Şimdi birisinin Hamlet'i 100 defa oynaması Hamlet'in yorumunun sonunda Hamlet'in öleceğini bilmesi demektir. Hamlet ölecek. Düelloya girecek. Öldürülecek sonunda o da ve bütün herkes ölecek oradaki. Hani onu bilecek birisi. Şimdi bilen birisi, tiyatrodaki bilen birisi, bilen bir oyuncu ister istemez zorunlu olarak Hamlet'e ya da oynadığı neyse o oyun bir yorum katacaktır oyuncu olarak. Hamlet'i yorumlayacaktır. Yani Hamlet'i yaşayacak değildir. Çünkü hani 100 defa aynı şeyi yaşamak meselesi değildir o. Her oynadığınızda Hamlet'e bir yorum katacaksınız demektir. Onun kötü tarafı var, iyi tarafı da var elbette. Hani sizi tiyatroyu birebir hani yaşanan bile bir şey haline getirme potansiyeli de var tiyatronun. Yani en azından seyirciyle kurduğu öyle bir bağ içinde. Hani o da tiyatronun olumlu tarafı elbette. Ama olumsuz bir tarafı da var o yorumun. Az önce söz ettiğimiz o hayat meselesinde hayatın yorumlanabilemez meselelerini paranteze alan bir şeydir tiyatro. Bizatihi yorumdur çünkü. Yani
Ve hayatın bizatihi kendisini hep bir sonraki aşamaya erteler tiyatro oyunculuğu. Oyunculuk meselesinde tiyatro ile sinema bana kalırsa çok taban tabana zıt oyunculuklar istiyorlar. Birisi Bresson oyuncuları gibi aslına bakarsanız bir anlamda hani oyuncu bile değil. Hani öyle bir şey istiyor. Ekstrem belki Bresson'unki ama temel anlamda sinema oyunculuğunun oralara yakın olduğunu düşünüyorum ben. Tabii tabii yani hatta ilk filmleri daha da şeydir. Yani ilk filmleri daha da şeydir. Kamera uzaktır yani şeydir. Uzak çekimler yapar çoğunlukla. Tiyatro ise size basbayağı tiyatro oyuncusunun egemenliğinde bir alan sağlar. Yani yönetmenin sanatıyla oyuncunun sanatı. Tiyatro oyuncunun sanatıdır, yönetmenin sanatıdır. Tiyatro yorumun sanatıdır, şeyse hayatın sanatıdır sinema. Bu anlamda birbirlerinden temel olarak ayrılıyorlar. Hani en ayrıldıkları yerler bu. İkinci ayrıldıkları yerler, hani ikinci derken bundan sonrakiler ne olabilir diye düşünürsek, tiyatronun mekan meselesi. Ben ona kadraj meselesi diyorum daha çok. Hani kadraj derken hani gördüğünüz şeyle tiyatroda gördüğünüz şeyle sizin sinemada gördüğünüz, sinema perdesinde gördüğünüz şey arasındaki ilişki. Ben hani iki hafta önce söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim burada. Ben tiyatronun kadrajını ve mekanını kiliseye benzetirim. Sinemanın perdesini de mescide benzetirim. Neden olduğu meselesine birazcık gireyim isterseniz. Hani ne alaka diyeceksiniz muhtemelen. Neden olduğu meselesine birazcık girelim istiyorum. Hani bu birisinin diğerinden üstün ya da aşağı olması anlamında değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Hani aranızda belki Hristiyan birisi vardır. Hani insanların dini rencide etmek anlamında değil bu. Bizatihi yani gördüğüm bir şeyi tespit etmek anlamında söylüyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi gördüğüm bir şeyi tespit etmek derken ne kastediyorum? Onu açıklamaya çalışayım kendimce. İsterseniz Ayasofya'yı ayrı tutarak söylüyorum. Ayasofya başka bir yer çünkü. Ayasofya'yı ayrı tutarak söylüyorum ama hani mesela bir gotik mimari kiliseye de girseniz, en küçük bir şapele de girseniz, bir Rönesans kilisesine de girseniz, bir barok mimari kilisesine de girseniz hemen hemen hepsinde karşılaştığınız çok ortak bir şey var. Nedir o? Hani kiliselere girmiştiniz vardır hepinizde. Nedir o sizce? Sizi bir yere yönlendirir. Yani o şeyin ayinin yapıldığı yere doğru yönlenirsiniz. O ayinin yapıldığı yer şeyin merkezidir aslında. Hani kilisede dönen anlam dünyasının merkezidir. Ona hani ikonostaz deniyor galiba. Hani o şeyin ayinin yapıldığı yere. O yanlış hatırlamıyorsam yanlış bir tabir de kullanıyor olabilirim. Galiba öyle bir tabirdi. Şimdi o yapıldığı yere doğru direkt istediğiniz kadar isterseniz bir gotik katedrale girin. Ne bileyim hani mesela ne olsun en ünlü işte Rim Katedrali'ne mesela. Tamam mı? Rim Katedrali'ne de girseniz karşılaştığınız şey 3 aşağı 5 yukarı aynı şeydir. Girdiğiniz andan itibaren şeye doğru yönlenirsiniz. Size bir mekan şeyi biçer kilise. Şeyi dolayısıyla yani kilisenin anlam dünyası dolayısıyladır o. Sizi şeyin ayinin yapılacağı yere doğru yönlendirir. O ayinin yapılacağı yer bir nevi tiyatro şeyinin sahnesinin yeridir. O sahnenin dışında bir mekan yoktur. Mesela o yüzden kilise mimarisi dışarı ile içerisi arasında, o dışarıyı tırnak içerisinde, içeriği de tırnak içerisinde söylüyorum. Dışarı ile içeri arasında çok keskin bir ayrım gözetir. Hani dışarı ayrıdır, içeri ayrıdır. O ayrım, şey manada ayrımdan bahsediyorum. Yani mekanın anlamı anlamında ayrımdan bahsediyorum. Yani kilise ayini o mekanda olur. O yüzden o mesela gotik katedrallerdeki o devasa camlar bile, içerisinde o bir nebze aydınlatmaya yarar o camlar ama o devasa işte renkli camlar bile, üzerlerinde de genelde şeyler vardır, temsiller vardır. O camlar bile kilisenin o ayrımını şey yapmaz, ne diyelim yumuşatmaz. Bir camiye girdiğiniz zamansa bir nevi dağılırsınız. Tabii elbette bir kıbleniz vardır sizin ama o kıble
şey yapan değil hani şeyin kilisenin sahnesi gibi, o sahneyi tırnak içerisinde sahnesi gibi sizi mecburen oraya çağıran bir şey değildir o. Daha çok hani sizin caminin içerisinde yönlendiğiniz şeyin dışında camiye dağıldığınız yerin yönünü belirleyen bir şeydir. O yüzden içeriyle efendim. IKEA gibi yani kilisenin formatı. Aynı böyle okun etrafında sizi zorla... Ya hani IKEA ile de kıyaslar mıyız bilmiyorum hani kilise şey olmasın da. Hani bir anlamda hani kendi anlatmak istediğim şeyin içerisinde yerlerini tespit etmeye çalışıyorum. Yani mesela içeriyle dış arası arasında çok keskin ayrımlar yoktur şeylerde. Hani mescit, küçücük mescitlerde de yoktur. Büyük Selahattin camilerde de yoktur. Yani sizi yavaş yavaş içeriyle dışarısının aslında bir olduğuna dair, işte o müezzin mahvilinden tutun da hani bir şey, müezzin mahvili nereden çıktı şey, son cemaat yeri. Hani son cemaat yerinden tutun da içeriyle dış arasındaki o yumuşamaya dair ve içerideki o dağılmaya dair bir şey, hani yeryüzünü mescit kılmış Müslümanın içeriyle dışarısı arasındaki keskin ayrımın ne olmadığına dair bir şeye yönlendirir sizi. Şimdi birisinin tiyatro ile ilişkisi tiyatronun sahne dışında yaşıyor olmamasıyla alakalı. Şimdi sahne dışında yaşıyor olmamak derken şunu kastediyorum. Bir tiyatro oyuncusu sahnenin dışına çıktığı andan itibaren, hatta ve hatta hani şunu söyleyeyim, yani salt sahne dışı da değil o. Şimdi oyunun bir perdesi bitti diyelim, tamam mı? O ilk perdesinin sonunda diyelim ki adamın birisi öldü. Perde kapandığı an, ya da kapanması da şart değil, kapanacağı an o ölen adam kalkar gider. Kalkar sahnenin dışına gider. Sinemada öldüğü zaman ilk perdeden sonra kalkan giden bir adam gördünüz ama sinema o sahneyi dışlar. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Yani dolayısıyla mekan tiyatroda bizatihi içeride olan, sahnede olan, hatta direkt ışığın yönlendiği. Hani o konuşma yapanın, oyun oynayanın, rol kesenin, tirad atanın yönlendirdiği şeyin, hani ışığı da oraya yönlendirir ya daha çok, hani en azından geleneksel tiyatro, hani geleneksel tiyatro derken 2500 yıllık Batı tiyatrosundan bahsediyorum. En azından o öyle bir şey yapar. Hani size o an kim rol kesiyorsa, kim tirad atıyorsa oraya doğru yönlendirir ve dışarısını şey yapar. Hani karartır, eğer şeydeyse o, hani bir karanlık bir yerdeyse dışarısını karartır. Çok görmeniz gerekmez onu. Şu an o an çünkü onunla meşgulsünüzdür. Daha çok o yüzden daha çok sözle ve o sözün oyuncunun yorumlamasıyla ilişkilisinizdir tiyatroda. Kiliseyle ilişki de öyle bir şeydir. Hani kilisede siz daha çok kiliseyi, ayini yöneten o papazın, rahibin yönlendirdiği şey, mekan ve şey kısıtlaması içerisindesinizdir. Onun dışında yaşaması gerekmez onun. Tiyatrodaki gibi. Sinema perdesi ise sinemanın kadrajına aldığı, kameranın kadrajına aldığı şeyden daha çok kadrajın dışındaki şeyde yaşar. Eğer kadrajın içerisinden ibaretse sinema perdesi, genellikle tabii onu hani çok üst düzeyde başaran yönetmenler vardır ama salt kadrajın içerisinde çalışan ya da oraya daha çok odaklanan ve onun dışında yaşayamayan bir sinema eseri genellikle çok kolay o hayatla ilişki kurma işini çok kolay beceremez. Daha sembolik bir düzeye aktarır şey meselesini. Olayı diyelim, olayı anlattığı şey neyse o ya da yaşattığı şeyi. Dolayısıyla sinemanın, en azından şöyle bir iddiada bulunayım ben, şahsi bir iddia olsun. Sinemanın kadraj içinden çok kadrajın dışında yaşadığını düşünenlerdenim ben. Kadrajın içerisinde ne görüyorsanız görün, Tarkovski'nin dediği gibi kadrajın içerisinde gördüğünüz şey yağmur damlasında yaşayan kainattır. Asıl olan kainattır. Hani gördüğünüz şey yağmur damlası olduğunu ve aslına bakarsanız hep kainata doğru dağıldığını. O manada merkez kaç olduğunu. Tiyatro ne kadar merkezciyse, tiyatronun merkezciliği meselesi de Andrei Bazin'in tabiridir, onu da söyleyeyim. Andrei Bazin'in tiyatronun merkezciliğine yönelik tiyatronun merkez kaç
meselesini. Hani ben birazcık tefsir etmiş oldum aslında bu cami tiyatro meselesiyle. O merkezcilik meselesi tiyatroyu tek bir anlam şeyine kilitliyor mecburen. Yani birebir bir anlam şeyi kuruyorsunuz. Hani bir şeyden tek bir anlam çıkarmakla yükümlüsünüz orada. Kurduğunuz ilişkiden dolayı. Sinema ise o tek anlamı mümkün mertebe dağıtan, hani çok anlama doğru yönelen bir imkana sahip gibi. Hocam bu sinema ile ilgili az önce hani söylediğiniz zamanla kurduğu ilişki bakımından demiştik ya, kendi içindeki bir zamanı vardır. O zaman aslında hani gerçek zamanı. Şimdi tiyatroda kısmen öyledir ama kısmen. Mesela bir tiyatro oyunu her seferinde atıyorum mesela 1,5 saatlik bir oyun diyelim 90 dakikalık. Her seferinde 90 dakika sürmez o. Oyunun oyuncunun yorumlama şeyine göre işte 91, 93, 89, 87. Müzik eserlerinin yorumlanması da öyledir. Hani müzik de bir nevi zamanla direkt ilişki kurulmuş gibi görünür ama o müziği atıyorum mesela diyelim ki Bach'ın bir eserini yorumlayacaksınız. Kimi şeyler ne diyelim ona kimi orkestra şefleri daha yavaş yorumlar onu, kimisi daha hızlı yorumlar kendi şeyiyle. O yüzden orada bile, müzikte bile, ki hani bana kalırsa sinemaya en yakın sanattır müzik, müzikte bile zaman tam doğrudan bir zaman olmuyor. Yani tiyatroda zaten zamanı ben tam olarak sahnede geçen zaman olmadığını düşünüyorum. Öncesini, sonrasını temsil eden bir zaman. Yani tiyatroda 2 saati sığdıran bir şey. Ama sorum o değildi. Hani sormak istediğim şey bu mekanın sabitlenmesi durumu. Hani tiyatroya gelince biraz nasıl diyelim bu... Hoşlanmadığımız bir şey, belki de hani sınırlayan bir şey. Yok, hoşlanmadığımız demiyorum ona. Ayrı bir şey diyeyim. Hani sinemanın mekanı ile ayrı bir şey. Yani kurduğu ilişki bakımından bu aslında yani sınırlayan bir şey diyeyim. Ya hatta mesela küçük bir dipnot düşeyim size. Tiyatro izleyiciyle birebir ilişki kuruyor görünmesine rağmen öyledir. Sinema izleyiciyle birebir ilişki kuruyor görünmez. Siz oturursunuz, perdede size gösterilerini izlersiniz. Tiyatroda ise daha birebir hani elinizi uzatsanız hani sevmediğiniz bir aktör oldu diyelim ona kalkıp bir yumruk atabilirsiniz girersiniz. Hani sizi engelleyen bir şey yoktur eğer korumalar falan yoksa orada. Hani daha birebir ilişki oluyor görünmesine rağmen. Öyledir. Yani sinema filmi aslında zaman dedik. Sinemanın içerisindeki gerçek zaman ama mekan sinemanın dışındaki mekan. Hani... Sinemanın içindeki mekan da mekandır ama. Sinemanın içindeki mekanı... gerçek mekanın dışına bir aktardığınız andan itibaren fanteziye döndürüyorsunuz sinemanız. Sinema bizatihi malzemesi gerçek malzeme olan bir şey. O gerçek malzemeyle işleyen. Edebiyatın gerçek malzemeye ihtiyacı yok. Hani mesela şöyle diyeyim. Mantık Uttayr'ı düşünün. O Mantık Uttayr'ın kuşlarını düşünün. Mantık Uttayr'ın kuşları edebiyatta işler. Ama Mantık Uttayr'ın kuşlarını sinemada kuş olarak ele aldığınız anda itibaren sizin için bir çizgi filme döner o. Hani sinemada işleyen bir şeye dönüşmez. Sinemanın malzemesi gerçek olduğu için neyi ele alırsanız alın bizatihi yüzeysel olarak da olsa elle tutulur, gözle görülür bir gerçek malzemeden hareket ediyorsunuz. Tiyatroda mesela ona ihtiyacınız yok. Tiyatroda ona ihtiyacınız yok derken şunu kastediyorum. Mesela seyirciyle birebir ilişki kurmasına rağmen seyirci şunu bilir tiyatroya gittiği zaman. Ya hani burada diyelim ki Macbeth'i şeyin sonunda öldürecekleri zaman Macbeth'in üzerinden o akan kanlar, benim o sahnede gördüğüm kanlar gerçek kan değildir. Tiyatro oyuncusu bunu bilir. Ve sahne kapağında da Macbeth oradan kalkıp gidecektir. Tiyatro oyuncusu ona kendisini hazırlayıp gider. Sinema öyle işlemez ama. Sinema perdesinde gördüğünüz ölümün, gördüğünüz kanın gerçek olmadığı kanaatine vardığınız andan itibaren sinema filmi sizi dışarı atar. O yüzden mecbursunuzdur gerçek malzemeyle hareket etmeye. Gerçek malzemeyle hareket etmeseniz dahi öyledir o. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani kalkış noktası bizatihi hani gerçek malzemedir. O gerçek malzemeyi nasıl yoğuracağınızı bilmeniz lazım. Hani en başta verdiğimiz örneğe gelelim. İşte 4 tane adam masanın etrafında oturuyorlardı dediğimiz zaman
edebiyattaki 4 tane adam ve 4 tane sandalye ve masa sizin aklınızda değişik yerlere gider. Ama sinema perdesinde o masadır, 4 tane sandalyedir, 4 tane adamdır. Onları görürsünüz. Şimdi onları görmeniz size bir taraftan avantaj sağlar, öteki taraftan elinizden o muhayyile gücünü alıyor gibi görünür. İşte o muhayyile gücünü alıyor gibi göründüğü yerden sonra başlıyor sinema. O muhayyile gücünü tekrar nasıl kazandıracaksınız? İşte sinemanın 4. katı da orada işliyor. Onu nasıl kazan? Onu gerçek malzemeyi işleyerek kazan. Şimdi Tarkovski'nin malzeme, mesela Stalker'ı izleyin. Stalker'da o bölgeye girdiğiniz zaman o bölgenin gerçekten olağanüstü bir yer olup olmadığına dair bir bilgiye sahip değilsiniz. Mesela şöyle bir şey yapmaz o bölge. Şimdi elbette o Stalker bölgede değişik olağanüstülükler olduğunu söyler size dil olarak. Ama gerçekten şahit olmazsınız. Bölge birilerini yutuyor mu? Ne bileyim o şey tünel insanları kesiyor mu? Hiçbirini görmezsiniz filmde. Bilmiyorsunuz çünkü. Şeye geldiniz. Odanın önüne geldiniz. Odanın içerisi boş bir odadır aslında. İçeri düşünce hani birisinin deli saçması bir uydurmasıyla mı karşılaşıyorsunuz yazarın dediği gibi? Yoksa gerçekten orada olağanüstü bir şey mi var meselesi sinemanın malzemesinin size vereceği bir şey değildir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Malzeme bizatihi gerçektir Stalker'da. O gerçek malzemeyi nasıl yorumladığı meselesidir sizin. Orada hani maneviyata nasıl taşıdığı meselesidir sizin orada Stalker'dan aldığınız şey. Stalker filminde gördüğünüz şeye bir fantazi getirseydi Tarkovski, atıyorum mesela işte odaya girdikten sonra birden insanlar böyle Darren Aronofsky'nin filmindeki gibi uçuyor falan olsaydı mesela. Ne bileyim hani o şeyin en son o Rezalet filminde olduğu gibi, Mother'da olduğu gibi. Böyle saçma sapan bir şeye dönüşü olsaydı, Tarkovski'nin o maneviyatı sizi iterdi. Ne demek istedim? Hani sinemanın malzemesiyle ne yapacağınızı bilmeniz gerekir. Sinemanın malzemesinin nerede sizi iteceğini, nerede sizi çekeceğini, nerede gerçeklik içerisinden bir şeye hareket edeceğinizi çok iyi bilmeniz lazım. Yönetmenin şahiliği de orada. Mesela şöyle bir, şimdi buğday üzerine yazdığım yazıda şöyle bir tabir kullanmıştım ben. Mesela en sonda şeyin Erol'du değil mi şey? Erol'un aslına bakarsanız o şeyde dolandığı yerde, o ölü topraklarda o dolandığı yerde kendisine eşlik eden bir Cemil olup olmadığı meselesi tamamen tali bir meseledir. En sonunda mesela o kadın geldiği zaman der ki sen hani boşu boş dolaşıyordun buralarda. Var mıdır bir Cemil? Bir Hızır var mıdır, yok mudur meselesini bilmiyoruz. Filmin en önemli gücü de oradadır bakın. Hani filmin en önemli gücü de oradadır. Bilmiyoruz çünkü. Hani bir Hızır var mı gerçekten? Yoksa kendi içinde yaşadığı bir macera mıdır o şeyi Erol'un yaşadığı? Onu bilmiyoruz. Aynı Stalker'daki gibi. Talidir aslında o. Çok da önemli değildir. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Çok da önemli değildir. Hani yanında bir Hızır, hani Hızır demeyeyim de Hızır değil. Hani yanında birisi, ona şey yapan, bir şeyh mürid ilişkisi kurduğu birisi var mıdır, yok mudur meselesini bilmiyoruz biz orada. Ha belki de hani kendi kafasında yaşadı, bir şeyleri yaşadık orada. Bilmiyoruz. Şimdi mesela aynı sahne şeyde de var. o çocuğu boğduğu, hani o boğmayı tırnak çiziyor. Şimdi o çocuğu boğduğu sahne şeyin, Cemil'in. Eğer o şekliyle vermeseydi Tarkovski diyecekti Semih Hoca. O şekliyle vermeseydi film hani yüzü üstü çökerdi. İnanın bana. Hani filmin nirengi noktasıydı orası. Film yüzü üstü çöker çünkü filmin kendi gerçeklik malzemesine ciddi şekilde halel gelirdi orada. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden hani yönetmenin kendi ele aldığı gerçekliği nasıl yoğuracağı meselesi, sinemanın malzemesini nasıl yoğuracağı meselesi çok hayati bir mesele. Hani bu Ordet'te gösterilen gibi, Ordet'te sinemanın malzemesini, sinemanın gerçek malzemesini yoğurmayı beceremeseydi bu sondaki dirilme sahnesi bize gerçekçi gelmezdi. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani o malzeme meselesi sinemanın en önemli, hani zaman ve mekan. Sinemanın en önemli malzemesi o hatta ve zaman. Ve onları gerçek
unsurlardan hareket ederek yapıyorsunuz. Hani kimi ekstra yönetmenler hariç, hani Sergei Paradino örneğini verdim. Hani onun gibi ekstra yönetmenler hariç, onlar çünkü başka bir şey yapıyorlar. Hani onlarınkini hani resim sinema demek lazım belki de, başka bir minyatür sinema demek lazım. Onlar başka bir şey yapıyorlar. Çok kıymetli şeyler yapıyorlar ama çok ekstrem adamlar onlar, yani öyle söyleyeyim. Onun dışında genel olarak hani sinemanın gerçekliği meselesi sinemanın malzemesiyle alakalı bir şey. Sinema malzemesi itibariyle çok materyalist bir sanattır. O malzemesini kullanma itibariyle de çok manevi bir sanattır. Ve yönetmen o iki uç arasında nerede durduğuyla ne derece büyük bir şair olup olmadığına karar verir. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. O sinemadaki gerçeklik aynı zamanda çok ciddi anlamda sınırlayabilir. Hani sadece o gerçeklikten ibaret kaldığı zaman. Tiyatro ama kendisi baştan onun başka gerçekliklere işaret ettiğini baştan hani kabul ederek gidiyoruz. Ya şöyle, şimdi siz herhangi bir tiyatro oyununa gittiğiniz zaman genellikle atıyorum mesela çok bilindik bir oyuna giderseniz genellikle hani onun oyununu okumuş gidiyorsunuz zaten. Mesela Shakespeare'in oyunlarına gittiğinizi farz edin. İşte ne bileyim Sofokles'in oyunlarına gittiğini farz edin. O oyunları zaten hani okumuş halde gidiyorsunuz. Bir hazırlıkla gidiyorsunuz. Yani bir nevi edebi tecrübe yaşıyorsunuz orada. Hani tiyatral tecrübeden daha çok edebi tecrübe yaşıyorsunuz orada. Mesela Reis Bey'i izlediğinizi farz edin. Hani Reis Bey'i tiyatroda izlediğinizi farz edin. Bir de mesela Mesut Uçakan'ın bence en iyi filmi. Reis Bey'de film olarak izlediğinizi farz edin. Farklı şeyler göreceksinizdir muhtemelen. Hani Reis Bey, Mesut Uçakan'ın Reis Bey'den çok başyapıt falan değildir ama güçlü bir filmdir gerçekten. Hani o, en azından o güçlü filminin şeyini, hakkını verelim yani şeyde. Ve tiyatrodan kaçmayı beceren bir filmdir. Ve zaman zaman metin olarak Necip Fazıl'ın Reis Bey'ini de aşan bir eserdir. Metin olarak onu söyleyeyim. Yani Reis Bey'in metni güçlü bir metindir eyvallah ama film hali bazı yerlerde metnini epey aşmıştır. Yani. Hani dediğim gibi hani hepsinin bir kendilerince dezavantajları, avantajları falan var ama tiyatro ile sinemanın arasında geleceğim. Tiyatro ile sinemanın arasında bir benzetme, çünkü ilk sinema daha çok böyle tiyatroya benzeyerek falan çıktı ortaya. Böyle hani oda tiyatrosu gibi bilmem ne gibi falan filan. Hani Metmecesini yaptıkları. Tabii. Ya şöyle, hani Bergman'ın filmlerine bile tiyatro diyenler vardır. Kesinlikle katılmam. Çok bambaşka bir şeydir yani, tiyatrodan bambaşka bir şey. Aynı zamanda iyi bir tiyatro yönetmeni olduğu için öyle deniyor ve daha çok da böyle hep kapalı mekanlarda falan geçtiği için öyle şeyler söylüyor ama Salt öyle bir mekanla alakalı değildir Bergman'ın sineması. O yüzden hani tiyatronun kullanabileceği imkanlardan biraz daha değişik imkanlara sahip olduğunu düşünüyorum sinemanın. Hani fazla demeyelim ama değişik. Hollywood'da fazlaca var hocam tiyatrodan sinemaya geçen yönetmen, oyuncu. Daha çok oyunculuk, tabii daha çok oyunculuk anlamında götürüyorlar onu zaten. Hani ya şöyle, bir şeyi kameraya çektiğiniz andan itibaren tiyatrodan kaçıyorsunuz zaten. Hani o işin doğalında var. Hani mesela Bazin'in şeyi vardı işte, kameraya çekilen bir tiyatro oyunu artık tiyatro değildir der Bazin, ki haklıdır. Haklıdır. Ya şöyle, çok tiyatral filmler var. Mesela Semih Hoca önermişti maalesef. Şimdi birkaç hafta önce Ümit Ünal'ın şey filmini önerdi bize. O hep tek mekanda çıkıyor. Dokuz. Dokuz muydu? Yok. Şey ya, şu son filmi. Aile. Sofra Sırları. Ya Semih Hoca git dedi, bir değişik bir film falan filan dedi. Bir yerde Semih Hoca'yı görürsem, o zamandan beri görmem. Görürsem soracağım yani, hocam neresini beğendiniz bu filmin diye. Hakikaten kötü yani, çok kötü bir film. Ama şey, çok ciddi ödüller falan aldı. Çok çok kötü bir film yani, öyle böyle değil. Hani şey, hani tiyatrodan ve tiyatronun oyunculuğundan etkilenerek film yapan yönetmen çok fazla var. Genelde ana akımda öyle bir şey yapıyor zaten. Hani oyunculukların gücüne dayanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tiyatro hani hep şey örneğini veririm yani, o babam ve oğlumun o açaydım kollarımı rezaleti var ya. Yani o açaydım kollarımı rezaleti bizim ve genel olarak da bütün ana akım sinemanın temel rezaletidir zaten. Yani şeyi, filmi bir yere daraltıp tek bir anlam dünyasına sınırlayıp, arkadaş hani ben ağla dediğimde ağlayacaksın, gül dediğimde güleceksin, bunu anla dediğimde bunu anlayacaksın, bunu anlama dediğimde de bunu anlamayacaksındır o. Ve sinemanın ruhuna aykırı bir şeydir, gerçekten aykırı bir şeydir. Ama yani sinema adına yapılan şeylerin %95'i de öyle oluyor, onu da söyleyeyim efendim. Söyleyecektim abi. Tiyatroda benim için temel sorun şu. Bir kere odaklanmak
çalışma yok, açı yok. İzleyen ile oyuncu arasındaki mesafe hep aynı. Bundan dolayı da oynatılan yani sahne çok aşırı olmak zorunda kalıyor. Mimik, vecis, her şey aşırı olmak zorunda kalıyor. Bu da insanı bir şekilde itiyor. Ya da ben en azından kendimi geri çekiyorum. Ya işte o aşırı olan şey elbette. Şimdi aşırı olmayanları da var elbette. Yani tiyatro hepsi aşırı mimikle falan olmuyor ama aşırı olmayanları da var ama aşırı olmayanı dahi öyle ya da böyle izleyiciyle kurduğu ilişkiyi az önce söylediğim o yorum meselesi üzerinden kuruyor. Ya şöyle diyeyim. Mesela basit bir örnek vereyim size. Şu kapıdan çıktığınız zaman öleceksiniz dese birisi şu an size. Ne olur hayatınız? Herhalde ömrü billah çıkmazsınız buradan, bana öyle geliyor. Öyle bir şey var ya hocam. Tabii yani ya Dreher kendi sinemasını öyle anlatır zaten. Hani Dreher sinemasını, sinemanın ne olduğunu şöyle tanımlamaya çalışır. Der ki, bir yere girdiğinizi farz edin der. Nerede okudum unuttum bak, hani bir söyleşisindeydi galiba. Çok da alıntılarım ben bunu. Hani ve değiştirerek alıntılıyorum. Hani kendi yorumlarımı katarak alıntılıyorum büyük oranda. Çünkü yoruma çok açık bir mevzu o. Çok da güzel bir mevzu. Mesela hani basitçe söyleyeyim, bir yere girdiğinizi farz edin der. Ve girdiğiniz yerde de işte bir tane masa var, bir tane sandalye var. İşte masada hani her odada tamamen çıplak bir oda, hani hiçbir şey yok odada. Ve bir tane kapı var odanın bir yerinde. Ve işte masanın başında da oturan bir adam var der. Ve onu alıcı yani kameraya aldığınızı farz edin der. Ve sonra ben der, şöyle bir bilgi verdiğimi farz edin der. O odanın öteki tarafında ölmüş bir adam var. Şimdi der ki, o ölmüş bir adamın olduğu bilgisi, içerideki mekan aynı, oyuncu aynı, kamera aynı, masa sandalye aynı. Sinema der, o içerideki ölünün olduğu hali, hal tabiri benim tabirim, hali aktarma gücüne sahip olduğunda sinemadır der. Ama bunu tiyatral anlamda yapmaz. Oyuncunun şeyi anlamında da yapmaz. Büyük oranda hani Dreher'in yaptığı şeyler de vardır ama büyük oran mesela Dreher'in neydi o şeyin ismi ya? Jeanne d'Arc. Mesela Jeanne d'Arc filmi şeydir. Yani direkt mimikler üzerine bir filmdir. Yani yaptığı filmler de vardır ama genel olarak ona ihtiyaç yoktur çok fazla. Hani oyuncunun oyunculuğuna ihtiyaç yoktur çok fazla. Ya da tersten bir oyunculuk vardır Bergman'daki gibi. İşte Bergman neredeyse yüz sinemasıdır Bergman'ın sineması. Hani yüzlerin sinemasıdır ama yüzleri Hollywood'un kullandığı anlamda merkezcil bir şey anlam şeyi olarak kullanmaz. Daha çok vakumdur yüzler. anlamın kaybolup gittiği, dağıldığı, çok anlama erişti bir vakum. Ben vakum diye tanımlarım Bergman'ın yüzlerini. Öyle bir yüzdür Bergman'ın yüzleri. Hani şeydir hani tamamen ters hani Hollywood'un yaptığı o yakın planın tamamen tersinde bir yorumdur Bergman'ın şeyleri. Hani tiyatroda katılıyorum size. Hani şeyle kurduğunuz ilişkinin mesafenin aynı olmasından dolayı olan zorunlu bir ilişki var zaten. Ama salt o ilişki de değildir o. Yani salt oradan kaynaklanmaz o. Yani mesela öyle tiyatrolar vardır ki bir dönem ben İstanbul'da şey yaparken tiyatro festivaline çok giderdim İstanbul'da. Hani tiyatroyu hiç sevmememe rağmen bütün bu avantgard tiyatroların neler yaptığına dair işte az çok hani izlediğim oyunlardan biliyorum. Mesela Belçikalı bir şey vardı, bir grup vardı. Bu Belçikalı grup tiyatro perdesine bir deniz yapmışlar. İşte bir tarafta da bir görüntü var hani sahnede oynananlar bir şey gibi gösteriliyor insanlara. Büyük bir şeyde gösteriliyor. Ve değişik açılardan gösteriliyor. Öyle bir enteresan hani sinema tiyatro şeyi gibi bir şey yapmışlar. Karması gibi bir şey. Performans gibi. Ve oyuncular şeyin bir yerinde mesela sahnede o deniz diye görünen dekora atlıyorlardı. Ve denize atlıyorlar gibi görünüyordu o. Yani şey yapmıyor hani. Şimdi öyle şeyler var. Hani avantgard tiyatrolar bu tür şeyler yapıyor. Hani bir sürü versiyonu var. 20. yüzyılda hani Brecht'le birlikte Brecht'in öncüleri de var elbette. Hani, tiyatro da çok değişti elbette ama çok karma bir şeylere ve daha çok da sinemaya yönelik bir şeye dönüştü tiyatro ama ana akım tiyatronun kurduğu hem mesafesizlik hem mesafe tiyatroya bir taraftan kendi anlamını veren öteki taraftan da şeyini sınırlayan bir şey aynı zamanda. Bir ara verelim. Aradan sonra tekrar konuşalım.